Oo, arkadaşlar. Lan! Ne oluyor? Elif bayağı korkmuş bu arada. Anne. Yüzünü görebiliyorum. Çok net. Ve... Sırf Nes görememiz için o köpek çıkıyor. Bakın arkadaşlar, bir anda bu köpek çıkıyor. Yani bu köpeğin çıkması tesadüf olamaz. Bir saniye. Şu anda bunu kaydediyorsun değil mi? Arkadaşlar, kaydettiğimi nereden biliyor? Şaka yapıyordum. Hiçbir şey yapmayacaktım. Tamam o zaman. Bana biraz... Arkadaşlar... Herkese selam, ben Kübra. Bu videomuzda çocuklar için tehlikeli ve yasaklanması gereken korkunç oyunlar oynadım. Arkadaşlar, bismillah diyoruz ve mumları veriyoruz. O neydi? Gözünde olan şey gördünüz mü? Arkadaşlar, çok korkunç olmaya başladı. Bismillahirrahmanirrahim. Gerçekten bayağı iyiydiler. Birazdan hepsini göreceksiniz. Bu arada yaşım 12'den küçük takipçilerimin bu videoyu izlemesini pek tavsiye etmiyorum. Çünkü bazı oyunlar fazla korkunç. Videoya beğeniyi de fırlattıysanız eğer hemen geçiyoruz. Yandere Simülatör. Daha önce de bahsettiğimiz bu oyun defalarca haberlere çıktı. Çocukları şiddete teşvik ediyor. 2. Suça yöneltiyor. 3. Amaca ulaşmak için her yolu denemelerine ve gerekçeyle çocukların akran zorbalığına yönelmesi söz konusu oluyor. Ve neredeyse yasaklanıyordu. Çünkü oyunda çok sayıda vahşet ve kan var. Ben de sizin için bu oyunu oynamaya karar verdim. Ve oyunda şeytana dönüştüm. Evet arkadaşlar, oyuna girdik. Bu arada kombini nasıl arkadaşlar? Bence çok tatlı. Siz de 10 üzerinden puanlayın. Evet, gene geldi bu zorbalar. Çıkıyorum hemen. Ya rahat bırakın beni, Allah Allah. Bu arada saçlarımın kime ait olduğunu bilen varsa yoruma yazsın. Belki bileniniz çıkar. Evet, hemen başlayalım bu arada yapacağımız şeye. İşte kim bilebilirdi ki bu kadar tatlı bir kızın böyle şeyler yapabileceğini. Neyse arkadaşlar, bugün size yapacağımız şeyi anlatacağım. Biliyorsunuz ki okuldaki en gizemli ve korkutucu şey okuldaki okult kulübü. Burada bayağı gizemli şeyler yaşanıyor arkadaşlar. Şeytana mı tapıyorlar, ne yapıyorlar bilmiyorum. Ama ben bu gizemi bu videoda çözeceğim. Bıçağı alıyoruz. Bu bıçağı yakacağız herhalde. Bu şekilde arkadaşlar bıçağı yakıyoruz. Bunu kullanacağız çünkü. Halledeyim. Arkadaşlar buraya koyuyoruz bu şekilde. Evet, bayağı korkunç. Evet. Şu an olması lazım arkadaşlar. Gücünü kanıtladın. Çok iyi. Sana gücümü ödünç veriyorum. Yani bayağı. Şu an ne olacak merak ediyorum. Tamam, bastık. Oo, arkadaşlar. Lan! Ne oluyor? Elimizden ateş çıkıyor. Üf arkadaşlar, çok havalı değil mi? Bayağı korkunç bu arada. Evet, şeytan bize gücüne ödünç verdi. Ve şu an tüm okulu yakabiliriz. Hemen sizlerle deneyelim bunu. İlk kimden başlayalım? Şu kırmızı çocuklu... Kırmızı saçlı çocuktan başlayalım. Şekilde. Oha! Senpai'yi yakamıyoruz. Tüm okul yanarken o sırada kızlar hala dedikodu yapıyorlar ya. Okula kimseyi bırakmadık arkadaşlar. Bayağı korkunç oldu gerçekten. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu modla beraber Yandere'nin ne kadar tehlikeli ve korkunç olabileceğini kanıtladık. Ve ben de sizler için denedim bu modu. İlk defa sizlerle denedim arkadaşlar. Daha önce hiç yapmamıştım. Bayağı korkunçtu gerçekten. Lanetli Japon bebek.
masum kişilerin kanlarıyla bir bebek yarattığınız bu oyunda bayağı korkutucu şeylerle karşılaşıyorsunuz. Oyun çocuklara uygun olmaması açısından çoğu ülkede yasaklandı. Evet arkadaşlar, şimdiki oyunumuz Japon Bebek. İsterseniz hemen başlayalım. Tanıştığıma memnun oldum. Lütfen bu Japon bebeği büyüt ve bu kabusun sona erdirmesine yardımcı ol. Bu çocuğu kurtarabileceğine inanıyorum. Tamam. Devam edelim. Bir mum yaktığında Japon bebek tepki veriyor. Bu tepkinin kabusu kırmanın cevabı olduğuna dair bir his var içimde. Japon bebeği büyüt ve oyunu sonlandır. Eğer bunu yapmazsan ju ju ju. Derken ju 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 nedir ya? Neyse arkadaşlar, devam edelim. Bu arada arkadaki ses bir an jumpscare çıksa var ya arkadaşlar, tüm izleyenler felç. Neyse devam edelim. Böyle doyuruyoruz arkadaşlar, tıklıyorum. Kalbini mi büyütüyoruz acaba? Biraz daha mı büyüyecek? Sesler çok korkunç. Bir mektup yaz. Yazıldı. Anne, anne, teşekkürler. Beni doğurduğun için. Beraber olacağız sonsuza kadar. Bu bir söz. Tamam. Özellikle arkadaki kadın mı artık, ne yaratık mı ne... O neydi? Siz de gördünüz mü arkadaşlar? Bir şey çıktı. Bir şey çıktı, gördüm ben. Bizi korkutmaya çalışıyorsun. Evet, şimdi yakaladım. Kafatası çıktı. Tamam. Bak hayır. Ya hayır ya. Ödüm patladı. Bir anda jumpscare sesi çıksa var ya, kesinlikle felç. Tamam, dua ediyoruz. Sürekli dua ediyoruz. Ben neden ediyoruz hala anlayamadım. Tamam. Evet arkadaşlar, mumları kalbe vermeye devam ediyoruz. Burada bayağı mum birikmiş. Hepsini toplayalım. Şimdi bence bu sefer ağzı olacak. Ha, gözü büyüdü. Hadi ama ağzı yok mu çocuğun? Anne, anne. Yüzünü görebiliyorum. Çok net. Ve annemin yüzünü hatırlıyorum. Asla unutmayacağım. Asla. Bir yüzünü görebiliyorum demesi biraz garip geldi ama. Tüm bunları topluyoruz arkadaşlar. Aslında biraz rahatlatıcı bunları toplamak. Zor da değil yani. Ama arkadaşlar, verdiği korku ve endişeyi anlatamam size. Gerçekten çok endişeleniyorsunuz oynayınca. Yani her an bir şey çıkabilir gibi hissediyorsunuz. Şu an çıksa zaten ben bağırırım direkt. Evet, şimdi ne olacak? Kıyafeti oldu. Evet. Anne. Kimono istiyorum. Mavi bir, rahat hissettiren. Kırmızı olan tehlikeli. Kimono herhalde o giydiği şey olabilir arkadaşlar. Çünkü o giydiği şey maviydi. Kırmızı olan tehlikeli diyor. Hemen mumları verelim, çabuk büyüsün. Ben bu sırası daha fazla görmek istemiyorum. Momo'ya benziyor ya. Ne olacak? Daha korkunç mu olacak? Yani çok bir şey değişmedi. Anne, nefes almak istiyorum. Ben bir burun istiyorum diyormuş. Burnu çıkacak değil mi buralardan? Bir burun eksikti. Gitgide mom oluyorsun çocuğum ya. Allah! Şimdi burunu çıkacak arkadaşlar. Nasıl bir şey olacak gerçekten merak ediyorum. Evet. Ay, maymuna benzedi. Maymuna benziyor. Anne, nefes alıyorum, nefes veriyorum. Oksijenin tadı lezzetli. Şimdiden sonsuza kadar nefes alabilirim diyor. Aynen, sonsuza kadar. Arkadaşlar, bismillah diyoruz ve mumları veriyoruz.
neydi? Gözünde olan şey gördünüz mü? Arkadaşlar, çok korkunç olmaya başladı. Bismillahirrahmanirrahim. Biz kanları vermeye devam ediyoruz şu anda. Şu an her şey olabilir arkadaşlar. Siz de hazır olun. Benden olacağını bilmiyorum. Aa! Ruh oldu bildiğin. Selam anne. Anneciğim, tanıştığıma memnun oldum. Benim adım Jujucu. Her zaman seni görmek istemiştim. Uzun zamandır seninle tanışıyordum. Seni seviyorum. Ve tüm kalbimle derken... Evet. Şimdi tekrar büyüyecek. Şimdi ne olacak? Tövbe tövbe, bu ne? Bu ne ya? Çok garip. Anne. Bilmiyordum. Ben lanetlendiğimi bilmiyordum. Evine geldiğim için üzgünüm. Gerçekten üzgünüm diyor. Hiçbir şey anlayamadım gerçekten. Çok garip şeyler yaşanıyor şu anda. Şimdi ne olacak? Oha! Bu ne? Tövbe estağfurullah arkadaşlar, bu ne ya? Evet, kaderini seç diyor arkadaşlar. Hoşgörü, reddetmek ya da ölüm. Reddetmek diyeceğim yani. Neyi seçmesini anlamadım ama bunu seçtim. Reddetmek. Evet, eminim. Şimdi ne olacak? Bu ne? Bu ne ya? Reddettim. Anne. Tamam ya. Üzgünüm. Ben kötü bir çocuğum. Ben reddedildim. Bence annem beni sevmiyor. Seni özleyeceğim diyor. Evet, oyun bu kadardı galiba. Bunun devamında da büyütüyoruz diye düşünüyorum. Oyunun sonunu tam olarak bilmiyorum çünkü bayağı uzun sürüyor arkadaşlar. Sizin de gördüğünüz şekilde bayağı korkutucu ve jumpscare'lerle doluydu. Seçimler vesaire bence bayağı korkutucu ve çocukların oynamaması gereken bir oyun. Özellikle ses efektleri insanı aşırı korkutuyor arkadaşlar. Hani Mariam'dan pek bir farkı olduğunu düşünmüyorum bu oyunun. Poppy Playtime Chapter 3. Geçenlerde yeni çıkan Poppy Playtime Chapter 3 gerçekten bayağı gizem barındıran bir oyundu. Tabii fazladan bulmacaları saymazsak. Oyun hakkında tüm gizemli hikayeyi anlattığım bir video çekmek istiyorum. Tabii sizin desteğinize de ihtiyacım var. Bu videoya 20 bin like gelmesi halinde kendi bulduğum en iyi gizemleri paylaştığım video gelecek. Like tuşuna hala basmadın sanki. Mariam. Bence hepiniz Mariam, namı diğer Meryem'i tanıyorsunuz. Ormanda kaybolmuş bir kıza yardım ediyoruz. Fakat bu kız hiç de göründüğü gibi masum değil. Çoğu kez haberlere de çıktı. Fısıltı efektleri, gerilim müzikleri, her şey bir korku filmini andırsa da bahsettiğimiz bir oyun. Üstelik 9 yaşından büyüklerin oynayabildiği, bu kez tehlikenin adı Mariam. Kurduğu cümleler ve arkadaki korkutucu seslerle çocukları ölüme sürüklendiği söylendi. Mavi balina değilim diyor arkadaşlar. Hayır, sen yalancısın. Ben yalancı değilim Kübra, inan bana. Arkadaşlar bu şekilde çocukları manipüle ederek zihnine girmeye çalışıyor ve bayağı kişi bundan etkilenmiş. Neden korkularını gözlerine görüyorum. Korkmadım. Korkmuyorum. Zor! Sevimli bir kızım. Aynen. Radyonu duyuyorum. Tamam. Bütün ülkeler para için mücadelede yaşıyor. Evet, doğru. Bak, beni kandırdı arkadaşlar. Bu odaya hapsedildi. Niye? Geri dönene kadar çıkmayacaksın. Neden ya? Gerçek hayaletlerin var olduğunu düşünüyor musun? İşte arkadaşlar, bu şekilde sizin zihninize girmeye çalışıyor ve sizi etkilemeye çalışıyor. Bu yüzden küçük çocukların kesinlikle oynamamasını öneriyorum. Ben de sizin için deniyorum. Yani ne kadar zararlı olduğunu göstermek için oynuyorum. Hayaletlerin var olduğunu düşünmüyor musun? Tabii ki de hayır. Öyle şeyler yok. Varlıklarına gerçekten inanıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Ve ben hep onlarla hissediyorum. Yani resmen etkilemeye çalışıyor bizi.
Boş'ta haberlere çıkmamış gerçekten. Bay Domates. Sevimli bir domatesi beslediğimiz bir oyun. Demeyi çok isterdim ama maalesef ki öyle değil. İlk başta her ne kadar öyle dursa da oyunun ilerleyen dakikalarında şeytani bir hale bürünüyor. Bilgisayarınızı bile kontrol edecek seviyeye geliyor. Bir oyunu bitirdiğinizde ise artık bir daha asla oynayamıyorsunuz. Çünkü oyun tek sefer oynamalık. Evet arkadaşlar, Mr. Tomato yani Bay Domates. Bay Domates miydi? Evet. Bay Domates oyununa başlıyoruz arkadaşlar. Hazırsanız. Bu oyunu daha önce oynamıştım fakat üstünden bayağı zaman geçti. Because I'm very hungry. I can't eat on my own. I want some chocolate soup. Şimdi arkadaşlar çevireyim. Yemek yedireceğiz ona aynı şekilde. Soup dedi, çorba. Al bakalım. I want an egg. Yumurta. I want a cheeseburger. Cheeseburger. Al bakalım. Gayet normal şekilde gidiyor arkadaşlar. Birazdan delirecek. Bayağı garip şeyler oluyor. Cucumber. Şu ana kadar iyi gidiyoruz. Sushi. Çok severim. Daha önce hiç yemedim, çaktırmayın. Yine domates çorbası içiyor. Arkadaşlar bu bence yamyam gerçekten. Çünkü kendi türünün suyunu içmesi biraz garip. I want some ketchup. Bu ne ya? Çorba verdi bize. Ben hangisinden olduğunu nereden bileceğim? Sanki bir şey kullanarak açıyorduk ya. Risk alamam. Arkadaşlar sizce hangisinde? Ben bunu aldım ya. Bırakamam hiç. Bismillah. I want to eat some French fries. Tuttu. French fries. I want to eat some salad. Şimdi ben hangisinde salat olduğunu nereden bileceğim? Allah'ım sence hangisi? Bunu seçiyorum. İnşallah yanlış çıkmaz. 1, 2. Kesin öksürecek. Aa oldu. Oh my god. Wow. Bu taktik işe yaradı arkadaşlar. Siz de bunu deneyin. Ben bunu deneyeceğim. I want chicken. Sınavda da böyle yapmayın. Yamulursunuz. I want a carrot. Carrot. Havuç arayacağız. Allah'ım sence hangisi? Buymuş. Bakalım. I want. Aa oldu arkadaşlar. Bu taktik gerçekten işe yarıyor. I want a steak with mashed potatoes. Steak mashed potatoes. Şimdi bu istediği şey içinde bu olmadığına göre bu ikisinin birleşimi. Ben de bunu ve bunu karıştırırım. Ve veririm. İşte beyin budur arkadaşlar. I want a donut. Çok zekiyim değil mi? Biliyorum. I want pepper. Şimdi pepper. Allah'ım sence hangisi? Bu. I want. Aa oldu yine. I want some tomato soup. Elektrik gitti. Şaka mı ya? Eşyamı da kullanamıyorum. Ne yapacağım? Bir şey tuttum ama artık neyse bilmiyorum. Aa yanlış. Ama elektriği kestim. Nereden göreceğim? Nereden göreceğim? Ice cream. Oo. Aa dondurma yaptık. Al bakalım. Ya arkadaşlar. Aa. Ya bak bu kadar sinirlenmene ne gerek vardı? Midandan çıkartırdık. Sorun değil. Oha. Beyin, el, göz. Bence beyin verelim çünkü beynin olduğunu düşünmüyorum. Al yine beyin. Beyine gerçekten ihtiyacım var. Kesinlikle beyin. Ay! Allah cezanızı vermesin arkadaşlar. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Bir anda çıktı ya. Bu siteyi attı bu arada. Burada bir mesaj varmış bildiğim kadarıyla. Hatta biz bunun gizem videosunu çekmiştik. Çok korktum şu an. Sakinleşmem gerek.
Üste bir mesaj var arkadaşlar. Şu an hatırlamıyorum mesajın olduğunu. Hatırlayan varsa yoruma yazsın. Bu fotoğrafta bayağı bir gizem falan vardı. Bu oyuna bittiğine göre arkadaşlar gördüğünüz gibi beni bile korkuttuysa küçük çocukları düşünemiyorum. Bayağı tehlikeli. Bu oyun yasaklanmalı bence. Ya da daha büyük yaştaki kişilerin oynamasını öneriyorum. Doki Doki Edebiyat Kulübü. Doki Doki Japonca'dan kalp atış sesi olarak tanımlanır. Ve bu oyunda da 4 kızdan birine yakınlaşmak için edebiyat kulübüne katılan bir liseli erkeğin bakış açısından anlatılıyor. Oyunda bıçaklama, intihar gibi tehlikeli eylemler olduğu için özellikle 18 yaş altı çocukların oynamamasını öneriyoruz. Bu arada Doki Doki oyunu çok uzun olduğu için sadece belirli oynadığım kısımları göstereceğim. Bir saniye. Şu anda bunu kaydediyorsun değil mi? Arkadaşlar kaydettiğimi nereden biliyor? Oha! Herkese selam. Şu anda buradan yorumlarınızı okuyamıyorum. Ama arkadaşınıza bir uyarı yapmadan beni kaydetmesinin biraz kabalık olduğunu söyler misin? Bazı kişiler umursamaz ama kameraya karşı biraz utangaçım. Arkadaşlar nereden bildi? Gerçekten şoktayım ya. Bir numara görmek ister misin? İsterim. Ne yapacak? Şu an hazır mısın? Ne olacak? Kesin jumpscare yiyeceğiz şu an. Şu an kesin jumpscare yiyeceğiz. Evet, biliyorum ya. Monika hayır. Hayır. Bir, iki. Ah! Bir şey yapmadı. Dalga geçiyordum. Hiçbir şey yapmayacaksın. Bana biraz... Ah! Arkadaşlar ödüm patladı. Monika Allah belanı vermesin. Seni korkutmak istemedim. Üzgünüm diyor bir de ya. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Bir de ne yazık diyor. Sadece dalga geçiyormuş. Beraber çok eğlenebiliriz. Allah aşkına ben oyunu kapatıyorum. Sizce videodaki en korkunç oyun hangisiydi? Bence kesinlikle Japon Bebek. Sonlara doğru yüzü gerçekten tuhaflaştı. Siz en çok hangisinden korktunuz? Yoruma yazın. Puppy Playtime'ın Chapter 3'ünün tüm gizemli hikayesini anlatmayı çok istiyorum. Kendi fark ettiğim aşırı iyi detaylar var. Ama sizin isteğinizi de görmem gerek. Bu yüzden bu videoyu kesinlikle beğenin. 20.000 like gelirse yeni Puppy Playtime Chapter 3'teki en iyi gizemleri sizinle paylaşacağım. Katıl üyelerimize de teşekkür etmeden geçmeyelim. Özellikle de Zeynep, Ali, Mami, Çilekli Süt ve LFA kahraman arkadaşlarımıza. Arkadaşlarımıza teşekkürler. Bizi uzun zamandır destekleyen biricik takipçilerimizden. Siz de videoya çıkmak ve diğer ayrıcalıklar için kanalımıza üye olabilirsiniz. Her neyse, bir sonraki videomuza kadar hoşça kalın, bilgili kalın.